Sende. Mustafa Usta Anıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de açıkladığı Kanal İstanbul projesi üzerinde yapılacak 6 köprüden ilkinin hem mevki hem de teknik detayları aslında belli oldu. O tarihten bugüne kadar tabii çalışmalar, özellikle bilim insanlarının bu anlamda çalışmaları devam ediyor. Kanal İstanbul güzergahı ve üzerinde yapılacak köprülerle ilgili, işte bahsettiğimiz gibi o ilk köprüyle ilgili detaylar da belli oldu. Bu doğrultuda Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Bahçeşehir, Başakşehir, Bahçeşehir, Nakkaş kesim 08 işi kapsamında Sazlıdere geçişini sağlayan gergin, eğik, askılı köprü imalatı yapılacak. Dilerseniz biraz köprünün teknik özelliklerinden de bahsedelim sizlere. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken yaklaşım viyodükleriyle toplam uzunluğu da 1618 metreyi bulacak. Tabii eğik askılı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü trafiğe 2x4 yani toplamda 8 şeritli olarak hizmet vermeye devam edecek. Oldukça uzun ve geniş bir köprüden söz ediyoruz ilk köprü anlamında. Yine köprünün platform genişliği ise 46 metre uzunluğunda olacak. Diamond geometrisiyle tasarlanan köprü kuleleri de 196 metre yüksekliğe çıkacağını belirtelim. Tabii kuleler, plan boyutları, cidar kalınlıkları gibi değişken kutu kesitli 2 adet betonarme ayak şeklinde olacak. Köprünün ayakları da yine bu şekilde olacak ve tabliye seviyesinde ve tepede kirişler vasıtasıyla da o ayaklarda yine birbirlerine bağlanmış olacağını söyleyelim. Bahsettiğimiz gibi Kanal İstanbul projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olacak. 6 köprünün maliyeti ise yine 1.4 milyar dolar olması bekleniyor. Bahsettiğimiz gibi Kanal İstanbul projesi üzerinde yer alacak köprülerden ilkinin teknik detayları bu şekildeydi. Yine Haziran ayının son haftası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu ilk köprünün temelinin atması bekleniyor diyelim ve sözü buradan merkeze bırakalım.